Muskulus brachialis şurası. Şurada yukarıdan gelen hani makette göremediğimiz musculus coracobrachialis. Biz brachialis'in hemen üstünde yine burada hani görmemiz gereken ama şu an makette göremedim. Şurada tendonunu gördüm sadece. Musculus biceps brachii. Arkasına baktığımızda musculus triceps brachii şunun tamamı. Caput longumu şurası. Caput lateralis özür dilerim. Caput lateralis. Caput longum ve şurada gördüğümüz caput medialis. Bunların üçü de musculus triceps brachii'nin kaputları. Şunları söyleyelim. Nervus medianus şu içeri doğru giren. Arteria brachialis iki dal verecek. Arteria radialis'i şu an hani daha yüzeyde görebiliyoruz. Arteria ulnaris içeri girdiği için göremiyoruz. Şu elin flexor kaslarına baktığımızda şöyle epicondylus medialis'ten başlıyor hepsi zaten. Şöyle koyduğumuzda dört parmağımızı dördünde sırayla görebiliyoruz. Musculus pronator teres şu. Musculus flexor carpi radialis. Musculus palmaris longus. Şöyle gelecek. Retinaculum, musculorum, flexorumun yüzeyinden geçen tek tendon bu kasa ait aynı zamanda. İçeride gelecek. Aponeurosus palmaris dediğimiz yapıyı oluşturacak. Şurası da musculus flexor carpi ulnaris. Şurada gördüğümüz yapı. Bunu söyleyebiliriz. Bunun hemen altında gördüğümüz yapıda musculus flexor digitorum superficialis. Şurada gördüğümüz yapı. Profundusunu şu an bu makette göremiyoruz. Daha fazla açısa görebilirdik. Bunu söyleyebiliriz. Şu dışına bakacağımız zaman şöyle. Musculus brachioradialis. Şurada gördüğümüz yapı. Musculus extensor carpi radialis longusu şurası. Musculus extensor carpi radialis brevis şurada gördüğümüz yapı. Musculus extensor digitorum. Şurası digitorum şöyle geliyor, gidecek. Şurada gördüğümüz, hemen yanında gördüğümüz küçük parmağa gidecek. Hani tendonu küçük parmakta bitecek olan musculus extensor digiti minimi. Şurası digitorum burası. Digitiminimi hemen yanında lateralinde kalıyor. Musculus extensor carpi ulnaris dediğimiz şurası. Şurası da musculus anconeus. Musculus anconeus dediğimiz yapı. Şuradan içeriden gelen ama hani şu an burada dışarıda da görebildiğimiz bir kısmını. Musculus abductor pollicis longus şu yapı. Şurada hemen yanında gördüğümüz musculus extensor pollicis brevis. Şurada da sadece hani tendonunu görebildiğimiz yine içeriden gelen bir tendon var burada. Musculus extensor pollicis brevis dediğimiz. Longus. Ay pardon, pollicis longus dediğimiz yapı. Şurada retinaculum musculorum extensorumu görüyoruz.